uyudu mu? Evet. Meme emdi, karnı doydu, uyudu. Altını da değiştirdik Ayşe ile beraber. Adapazarı'nda da yardım edeceğim ya ablama, öğreniyorum. Aferin sana. Hadi eve gidelim, ben daha çantamı hazırlayacağım. Sabah ablanlarla gidersin, hazırlarsın. Ben o eve bir daha adım mı atmam? Olur mu öyle şey anne? Ay yok kızım. Söyledim babana da. Derhal bir yer bulup çıkacağız. Ay dünyanın lafını söylediler bana. Bir daha o komşularla nasıl yüz yüze gelirim? Hayatta olmaz. Sen ne bakıyorsun onların söylediklerine? Ben de boş durmadım ki. Ben de söyledim ağzıma gelin. Artık yüz yüze bakacak halimiz kalmadı. Çıkacağız oradan, başka çaresi yok. Hadi ince ev bulunmuyor biliyorsun. Yeniden bir sürü iş, bir sürü masraf. Açıkta kalacak değiliz, bulacağız bir çaresini. Olmadı bize gelirsiniz. Siz kalabalıksınız kızım. Başında kayınvaliden, 3 çocuk. Bir de bebeğim var şimdi. Bir de bizim sığdıracaksın. Bende de kalırsınız canım. Yok kızım yok. Çıkalım derken kimseye güvenip söylemedim o lafı. Bakalım, buluruz biz kendimize göre bir yer. Ama bulana kadar da o eve gitmeyeceğim artık. Birkaç gün başındayım, anlayacağım. Ne demek? Ayşe'cim, gel yatırayım ben seni. Burada uyuyup kalacaksın. Hadi. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler kızım. Of of. Nerede o? Neler oluyor? Kızım beni aldattı Nurdan Hanım. Kızım beni aldattı. Ferhunde! Ferhunde! Gitti ha. Kaçtı. Cehenneme kadar yolu var. Ne oldu? Şevket'le buluştu bir otelde. Şevket kumpas kurmuş buna. Haber verdi bana. Gel dedi. Gözlerinle gör dedi. Gittim gördüm. Ferhunde Hanım. Sorun mu efendim? İstanbul'a ilk geldiğimizde bir arkadaşımın kızına rastlamıştım vapurda. Leman. Küçücükten tanırdım. Kocaman genç kız olmuştu. Tanımadım ben. O hatırlattı kendini. Arkadaşım rahmetli olmuş. Yaşlı annesini bir başlarına kalmışlar. İş arıyorum dedi. Yardım istedi. Ben çalışıyordum o zaman. Ön ayak oldum. Bizim şirkette işe başladı.
Daha sonra öğrendim ki patronla bir ilişkisi olmuş. Hamileymiş. Çok ayıpladım, kınadım. Ama yine de ona yardım etmek istedim. Patronun sorumluluğunu yerine getirmesini söyledim. Alay etti. O kızın hafifliğinden dem vurdu. Çok utandım. Çok. Yediremedim kendime. Bu yüzden küsüp işten ayrıldım. Şimdi benim kızım aynı durumda. Evli bir adamın çocuğunu taşıyor. Ailemin dağılmasına sebep olan adamın çocuğunu hem de. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Ferhun da evliyken birlikte olmuştu Şevket'le. Kocasıyla o sebepten ayrıldılar. Ben de bu yüzden karşı çıkmıştım evlenmelerine. Ferhun'u da kınamıştım. Onu da çok ayıplamıştım. Şimdi o bile masum kaldı benim kızımın yanında. Çok utanıyorum. Yapmayın. Sana karşı da mahcubuz şimdi. Fikret benim değerlim. Eşine karşı mahcup. Onun da başına eğdik. Rica ederim baba. Fikret benim eşim, ailem. Siz benim ailemsiniz. Ben de sizin bir evladınızım. Nasıl bakacağım ben bundan sonra insanların yüzüne? Aynaya bile bakamazken Ayşe'nin umudun yüzüne bizimkilere görünemem. Ne oldu abi?